İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu. Şam ve Humus kentlerindeki askeri tesisleri hedef aldığı söylenen saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail 2 Haziran'da Suriye'deki askeri mevzileri bombalamış, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Suriye ise İsrail saldırılarına füzelerle karşılık verdi. Bu olayla eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne füze düştü. Girne'deki dağlık araziye düşen füze büyük paniğe neden oldu. Bir gürültü, ilk önce bir gürültü. Baktım bu yana bir şey geçti. Buradan buraya düştü. Hemen çıktım, çocuklar da yatırdı. Kalktık, çocuklarla geldik. Tam buraya köşeye geldiğimde patladı buradan bomba. Patlamayı ben geldim buraya, düştü. Sonra aşağı yukarı 2-3 dakika sonra patladı şey. Düşen füzenin Suriye'nin İsrail saldırısını püskürtmek için fırlattığı füzelerden biri olup olmadığı merak edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı. Dışımızdan gelen askeri bir aletle karşı karşıyayız. Bu bir füze midir, bir insansız hava aracı mıdır, yoksa başka bir şey midir? Tam olarak, net olarak kimse henüz tam bir şey söyleyemiyor ama bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. S-200 füzesinin bir parçası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Taşkent bölgesine, Taşkent-Güngör arası bölgesine düşmüştür. Detaylar, fotoğraflar hepsi genelkurmayımıza iletilmiştir Ankara'ya. Ankara'da da yapılan detaylı incelemelerde ve şu anda Bakanlar Kurulu'nda da yaptığımız toplantıda Sayın Kolordu Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızın bize verdiği bilgilere göre bu kesin olmamakla birlikte İsrail ve Suriye arasındaki gerginlik, çatışma ve son günlerde artan yoğunluk üzerine Suriye'nin büyük bir ihtimal füze sisteminin daha da ateşlenmesiyle bir füzenin bir aksilik veya bir kaza sonucu raydan çıkması ve buralara kadar intikal etmesi. Ama şunu da memnun etmek istiyorum ki herhangi bir zehirli gaz veya başka kimyasal madde olayı söz konusu değildir. Bu bize Genelkurmay'dan da teyit edilmiştir. Dolayısıyla halkımızın bu bakımdan müsterih olmasını buradan paylaşmak istiyorum.